Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce model anlatımını da yapmış olduğum kelebek modelli çeyizlik yeleğin yapılışını paylaşacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ebruli ipten ördüm ben yeleğimi. Sizler de ister ebruli ip isterseniz de tek renk olarak örebilirsiniz. Eminim tek renkte de çok güzel duracaktır. Ben ebruli ördüm ama tek renk olarak da ilerleyen zamanlarda mutlaka deneyeceğim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu bizim sağ ön parçamız. Örerek tamamladım. Şöyle yaka kesimimiz, kol kesimimiz daha detaylı anlaşılsın diye diğer parçayı örerken buralardan gösterdiğim takdirde daha güzel anlaşılıyor. Şimdi biz sizlerle sol ön parçadan başlayacağız. Yeleğime kullandığım ipimin belli bir markası yok. Şöyle ihraç fazlası olarak görüp aldığım bir ip. Rengi çok hoşuma gitmişti. Onun için bu renkte ördüm. Sizlere de videosunu çekmek istedim. Ayrıca ebruli ip, angora ip de birçok ebruli ipler var. Onlarla da örebilirsiniz. Yani her markada neredeyse angora ipin ebrulisi de var diye biliyorum. 2 numarada tığ kullanacağım. Çeyizlik yelek olduğu için tabii ki angora ip kullanıyorum. Düz renk kullanırsanız da yine angora ip kullanmanızı tavsiye ederim. Ya da angora ip gibi ince bir ip, daha kalın iplerle kalın duracaktır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Ben şöyle ebruli iple başladığım için bu detayı söyleyeceğim. Düz iple başlarsanız tabii ki de sizin buna dikkat etmenize gerek yok. Şöyle bakın, ebruli ipler karışık renkli olarak devam ettiği için iki ön parçada buna dikkat ediyorum. Arka tarafta çok etmenize gerek yok. Zaten büyük olduğu için denk düşmeyecektir. Ama ön tarafta bir parçayı hangi renkle başladıysam diğer tarafında aynı renkle başlamaya özen gösteriyorum. Ve ayrıyeten ebruli ip kullanıyorsanız, ipi içinden çekerek başladıysanız örgüye, diğer yeni geçmiş olduğunuz ipleri de mutlaka içinden başlamalısınız. Yani bir ipe içinden bir ipe dışından başlamayın. Bu sefer renklerin gidişatında karışıklık olabilir. Ona da dikkat edebilirsiniz. Şimdi beden ölçülerini yeleğimi tamamladıktan sonra sizlere vereceğim. Ama ben bunu 38-40 olarak başladım. Tamamen şu an net bir ölçü veremiyorum. 38 ya da 40 diye. Videonun sonunda metre hesabı olarak sizlere hangi bedene uygun olduğunu, bu sayıları söyleyeceğim. Şimdi burada trabzanla başlayacağız. İkili trabzanla başlayacağız. Ve ben angora ipimi 2 numaralı tığ ile örüyorum her zaman. Şimdi onu da 2 numara kullanacağım. 75 tane ikili trabzanım için fazla zincir çekiyorum. 80-85 tane zincir çekiyorum. Şöyle şuraya yapacağımız için burası görülsün. Bakın ben fazla trabzan yaptım. Bunun kurulumunu yaparken sizler de eğer bu şekilde fazla trabzan yaparsanız, modeli kurdum. Modelin sonunda birkaç tane trabzanım kaldı. Bunu da şu sondaki 3 tane trabzanı örerken fazla alt sıradaki trabzanımı katladım bu şekilde. Öndeki ve arkadakini bir örerek burayı bu şekilde yok ettim. Şöyle kenar oyasını geçerken şu alt kısımdan da tutturduğum takdirde buradaki fazla trabzanımı kaybedeceğim. Tabii ben modeli kendi kafamdan yeni kurup çeyizlik yeleği tasarladığım için bu şekilde fazla geldi. Bir daha sökmedim. Olur da sizler de bu şekilde yaparsanız diye söylüyorum. Ama zaten sizlere söylediğim ölçülerde yaptığınız zaman sizinki fazla gelmeyecektir. Toplamda 2, 4, 6 tane kelebeğimiz var ve şu yaka kısmında da 9 tane ikili trabzanımız var. Bunun için şöyle 38 olarak başladım. Biraz 38'den büyük gibi geldi bana ama dediğim gibi bittikten sonra karar vereceğim. Tam net bedenini sizlere söyleyeceğim. Şöyle 2, 4, 5. Ben buradan 80-85 tane zincire tamamlayayım. Ondan sonra trabzandan başlayalım. Evet, 80 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum ve burada 1-2-3 atlayıp 4.'ye batarak ikili trabzan yapıyorum. 2 tanesini 1, 2 tanesini 1 olacak şekilde. Hemen tığımı dolayıp yanındakine batıyorum. Tekrar çekiyorum ve 1-2 kere de tığımdakileri çıkarıyorum. Tekrar dolayıp yanındakine batarak 1 2 taneyi 1 çıkartıyorum. Ve bu şekilde toplamda 75 tane ikili trabzan yapıyorum.
Şimdi zincirlerimizin üzerine trabzanlarımı da tamamlayayım. Oradan sonra model kurulumundan devam edelim. 75 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada kafanızı karıştıracak bir nokta var. Onu hemen şöyle söylemek istiyorum. Modelimizin ön yüzü burası. Fakat biz şu yaka ve şu kenar trabzanlarını, yani şuradaki yaka trabzanlarını modelimizin arka tarafından kuracağız. Yani burada. Şimdi şurası ilk sıra trabzanımız. Bu sıramızı tamamladıktan sonra buradaki ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın buraya düz olarak trabzan ördük, geldik ve arka tarafına. Şimdi burayı şu kelebekleri yapacağımız yuvalarını oluşturacağız ve bu yuvaları oluştururken de kenar trabzanlarıyla şu yaka trabzanlarını kuracağız arka tarafından. Şu an sol ön parçayı yapıyoruz ve ben şimdi burada bunun kurulumunu göstereceğim. Bu parçayı bitirdikten sonra bunun da başlangıcını göstereceğim ki kafanız karışmasın. Çünkü hani tersinden olunca orada biraz karışıklık olabiliyor. Şimdi şöyle, bu bizim sol ön parça olduğu için bakın diğer parçanın şöyle diğer parçanın yaka trabzanlarını sıranın sonunda kurmuşuz. Bu elimizdekini ise yakadaki 9 tane trabzanımızı sıranın başında kuracağız. 3 tane zincir çekiyorum. Yukarıya çıkarken çok aşırı eline sıkıysa 4 tane de çekebilirsiniz burada. Burada ilk boşluğa değil ikinciye batıyorum. İkili trabzan yaptım. Kenardaki zincirim de dahil olmak üzere 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası yaka kısmı. Şu an modeli kurmuyoruz. Sadece modelin alt zeminini hazırlıyoruz. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane. Yaka trabzanımızı kurmuş olduk. 2 tane zincirimi çekiyorum buradan. Tığımın başını doladım. Şimdi şuradaki şu kısımları yapacağız. Şu boşlukları yapacağız. Görmüş olduğunuz şu boşlukları. Zeminde 2 zincirden sonra tığımı doladıktan sonra 1, 2, 3 atlayıp 4.'ye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma 2 tane zincirimi çektim. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Buradaki model kurulumunu eğer anlamazsanız ben şu an hızlı geçeceğim. Anlamazsanız eğer detaylı olarak anlattığım videodan bakabilir, oradan detaylarıyla daha iyi anlayabilirsiniz. Hatta eğer karışık gelirse size yeleğe başlamadan önce şöyle videoda da anlattığım gibi ufak bir parça halinde birkaç sıra örmenizi tavsiye ederim. Şuradaki şu modele hem eliniz daha iyi bir alışsın, örgü elinizi otursun, hem de modeli anlayın ki yeleği daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Burada aynı boşluğun içine bir tane V yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar zeminde 1, 2, 3 atlayıp 4.'ye batıyorum. Şimdi burada yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane kelebeğimizin boşluğu, yani V'si, aradaki 4 tane trabzanımız. Tekrar 2 zincir doladım. 1, 2, 3 atlıyorum. 4.'ye batıyorum. Arada 2 zincir doladım. Yine aynı boşluğun içine batarak ikili trabzan yaptım. Burada bir tane V oluşturdum. 1, 2 zincir ve yine 1, 2, 3 atlayıp 4.'ye batarak trabzan yapıyorum. 4 tane trabzanı ardı ardına buraya yapıyorum. Her bir V bir tane kelebek demek. Yani şu an 2 tane kelebeğimizin zeminini hazırlamış olduk. Kelebekten kelebeğe geçerken de 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir, 1, 2, 3 atladım. 4.'ye batarak burada da bir tane V yapıyorum. Şöyle tekrar 2 zincir, tekrar 3 atla, 4.'ye batarak 4 tane trabzan yan yana yap. İki zincir. Yine atlıyorum.
ve dördüncüye batıyorum ve kutumu buraya yapıyorum. Toplamda 75 tane trabzan üzerine yakadaki trabzanlar ve sondaki 4 trabzan hariç şöyle 6 tane V oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu beden için ben 6 tane başladım. Sizler de 6 tane aynı beden yapacaksanız kurabilirsiniz. Şimdi sıramın sonuna kadar V'lerimi yapıyorum. Sıranın sonundan devam edelim. Evet, sıramın sonuna kadar V kutularımı gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi modelin kurulumuna geçiyoruz. Yani şurayı tamamladık trabzandan sonraki sıramızı ve çeviriyorum. Artık kelebeklerimizi örmeye başlıyoruz. Tekrar burada da yine 3 zincir çekiyorum. Dediğim gibi eliniz sıkıysa kenarlarda 4 zincir çekin. Çünkü şu kenarlarının kasmaması lazım. Onu zaten görüntüsünden anlarsınız. Bakın burada göründüğü gibi dümdüz duruyor. Ama eğer elim biraz kassaydı, yani şöyle kenarı toplar gibi olsaydı, ben de 4 zincir çekecektim. Şimdi 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Sonunu trabzanla bitirdim. 4 trabzanla bitirdim. Yukarıya çıkıyorum ve 4 tanenin üzerine yine 4 trabzan yapıyorum. Zincirimi 1 sayıyorum. Birinci boşluğa batmadım. İkinci boşluğa batarak trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Biliyorum videolarımı sürekli izleyenler hep bunların aynısını tekrar ediyorum. Sıkılabilirsiniz ama gerçekten hani her videoyu izlemeyip sadece bunu izleyen olduğunda bu detayı da söylemek istiyorum ki bir yanlışlık yapmasın diye. Belki bazen sıkabilirim sizi bu konuda. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. 4 trabzandan sonra tığımın başını doladım. Şuradaki V'nin sağ tarafındaki kanadına batacağım. Şöyle batıyorum. Katladım şu şekilde. Buraya battım ve şu şekilde çektim. 1. Tekrar doluyorum. Elimle tutuyorum ama. Tekrar 2. Tekrar doladım. Batıyorum. 3. Doladım. 4. Tekrar doladım. 5. Ve tekrar doluyorum. 6. Şimdi burada 6 tane batıp çıktık ama tabi burada doladığımız için fazla ilmeğimiz var. Şöyle sanıyorum yakın görülüyor. Evet, biraz daha yakınlaştırdım. Şimdi burada tığımızdaki ilmekleri 3-3 çıkacağız. Şu an 1-2-3 tanesini tığımı doluyorum ve 3 tanesini bir kere de çıkartıyorum. Bu şekilde. Tekrar şu tığımdakini de sayıyorum bu kez. Yani tığımdaki 1, yanındaki ve yanındaki. Şuradaki 3 tanenin içinden yine doladım. 1, 2, 3 taneye çıkardım. Yine doluyorum. 1, 2, 3 taneye çıkardım. Doladım. 1, 2, 3 taneye çıkartıyorum. Bu şekilde tığımdaki ile beraber 3, 3. Yani tığımdaki 1, yanındaki 2 tane artı 2. Yani 3 taneyi bir çektim. En sonda yine 1, 2, 3 kalıyor. 3'ünü bir çıkartıyorum. Şöyle düzlediğim takdirde şöyle yatırdığımda kelebeğin tek bir kanadı. Direkt tığımı doladım. Buradaki V'nin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ipimin rengi değiştiği zaman belki daha net anlaşılır. Ama dediğim gibi eğer buraları anlamazsanız tek olarak videosunu çektim modelin. Aynı renklerde zaten anlayacaksınız. Biraz daha aşağı kayarsanız ya da oynatma listelerinden tığ örneklerine bakarsanız, tığ modellerine oradan da bulabilirsiniz. Şimdi 3 tane trabzandan sonra 1 zincir. Tekrar doluyorum ve 3 tane daha trabzan yapıyorum aynı yere. 1, 2 ve 3. Tek kanadını yaptım. Ortasını yaptım. Şimdi V'nin bu tarafındakine diğer kanadını yapıyorum. Tığımı direkt doladım. Şöyle katlıyorum ben mutlaka. Daha rahat buradaki ilmeği geçiriyorum. Bir kere doladım tığımı ve içine battım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 kere aynı yere battım. Şimdi yine 3, 3, 3 çıkacağız. Bakın burada şu an tığıma ip dolanmış değil.
Onun için tığıma dolanmadığından dolayı şuradaki 3 ilmeğimi öncelikle sayıyorum. Yani içinden geçiriyorum. 3 tanesini çıkardım. Tekrar doluyorum. Bu kez tığımda bir ilmeğim var. Tığımdaki 1, yanındaki 2 taneyle 2 ve 3. Tekrar dolayıp 3 tane 3 tane çıkıyorum. Yani 6 kez burada çıkma işlemi yapıyoruz. Geriye doğru. 3, 3, 6 kez çıkıyoruz. Sonundaki 3 taneyi de çıkardım. Bu şekilde kelebeğimizi oluşturduk. Direkt olarak tığımı doluyorum. Şu arada yapmış olduğum 4 tane trabzanın üzerine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Evet. Trabzanımı tamamladım. Şimdi yine V kutusuna kelebeğimi yapacağım. Direkt doladım. Şöyle burayı katlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 3 3 geri çıkıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Katlıyorum. Şimdi V'nin ortasına 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Bir zincir. Tekrar diğer tarafı için 3 tane daha ikili trabzan. Şimdi diğer kanadını yapıyorum. Şöyle katladım. Buralarda zincir çekmiyorum. Direkt doladım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane. Şimdi 3 3 geri çıkıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane. Ve bu şekilde ikinci kelebeğimizi de yapmış olduk. Şöyle. Sanıyorum bu kadar detay anlaşılmasına yeterlidir. Dediğim gibi videodan da bakabilirsiniz, anlamazsanız. Şimdi yanındaki trabzandan devam ediyorum. Direkt olarak. Sonra yine kelebeğimi yapıp yine trabzan şeklinde burayı tamamlıyorum. Yani şurayı aslında çok basit bir model. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Bir üst sıranın da nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Modelimiz aslında sadece bu kadar. Yani şu alt sırada ne yaptıysak sonraki sırada da aynısını yapacağız. Burayı da tamamladıktan sonra üst sırasından devam edelim. Evet, bu şekilde kelebeklerimi tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi yaka trabzanımıza geldik. Şimdi yakadaki 8 tane, pardon 9 tane ikili trabzanımı da yapıyorum. Kelebek sırasını tamamladık. Modelimiz sadece bu kadar. Gerçekten kolay bir model. Kafa karışıklığı kesinlikle kafa karıştıracak bir karmaşıklığı yok. Rahatlıkla örebilirsiniz. Sayıyorum hemen. 2, 4, 6, 8. Son trabzan tepesine battım. Ama mutlaka trabzanlarda sonundaki zincirin de içine batıyoruz. Yani şöyle tam tepesine. Ve buraya da bir tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Dönüyorum. Yine 9 trabzanımı yapıyorum. Kesinlikle trabzanlarda ilk boşluğa batmıyoruz. Sonuncu trabzanımı yaptım. 9'a tamamladım. Buradaki sayınıza dikkat edin. Yaka trabzanınızı eksiltip çoğaltmayın. Ben mutlaka her seferinde sayıyorum. Yani üşenmiyorum, sayıyorum. Çünkü benim için düzenli gitmesi her zaman çok daha önemli. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane. Şimdi burada şurada ortada 3 sağda 3 solda dolgu yapıp ortasına
Şöyle bir tane zincir çektiğim yer var şu kelebeğimin üstünde. İki tane zincirimi çektim trabzandan sonra. Tığımı doladım. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batarak alt sırada yapmış olduğum gibi burada bir tane V yaptım. Tekrar iki zincir ve şurada dört tane trabzanıma geçiyorum. Şu kanatların üzerine batmayın. Yani şuradaki şu kanadın şöyle şuralarına batmayın. Şuradaki trabzan tepelerini takip edebilirsiniz. Burası örgü boyunca 4 tane trabzan şeklinde çıkacak. Sağa sola kaydırmadan. Yine 2 zincir. Tekrar sonraki kelebeğin ortasındaki bir zincire batıyorum. Ve buraya yine 2 zincirle bir tane V kutusu yapıyorum. Buradan sonra modelimiz artık aynı şekilde devam ediyor. Yaka ve kol kesimine kadar. Sanıyorum anlaşıldı. Evet. Bu şekilde buranın da kurulumunu yapıyorum. V'lerimi oluşturuyorum. Arka tarafta yine aynı şekilde kelebeklerimi örmeye devam ediyorum. Burası anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi burada farklı bir işlem yapmadan direkt örmeye devam ediyoruz. Nereye kadar? Evet, şöyle uzaklaştırdım net görülmesi için. Şimdi buradan direkt örerek devam ediyorum. Toplamda şuradaki kelebekleri saymanız gerekiyor. Benimkisinde ben 22 tane kelebek ördüm ve burada 23. kelebeğimde ama yaka kesimine başladım ama buna kelebek sırasında değil şu arkada yapmış olduğumuz V kutularının sırasında başlıyoruz yaka kesimine. Şimdi ben de elimde örmüş olduğum modelimi şu kelebeklerim 22 tane olana kadar örüyorum ve ondan sonra 23. şu arka sırasında kelebeğin arka modelini sırasını kurarken, şu V kutularını kurarken oradan yaka kesimine başlıyorum. Evet, ben toplamda yaka kesimine kadar olan sıralarımı tamamladım ve geldim. Şimdi burada toplamda 22 sıra kelebeğim var benim. Şöyle 23. sıranın arka tarafını kurduğumuz sırasında yaka kesimine başlayacağız. Yakadaki trabzanlarımız hep sabit gidecek. Onlara kesinlikle dokunmayacağız. Hatta şu diğer ön parçadan göstereyim net anlaşılsın. Bakın buradaki trabzanlarımız aynı şekilde gelip dönüyor. Sadece şuradaki kelebekleri küçülteceğiz ve bir üst sırada kelebeğimizi keseceğiz. Bu onun için buradaki yakadaki 9 tane trabzanımı örüyorum. Burada şöyle bir detayı da söyleyeyim. Ben bu yaka kesimlerine başlarken mutlaka 4 zincir çekiyorum. Şu kısımda. Yaka kesimini bitirene kadar bu kısımda 4 zincir çekiyorum. 3 tane zincir burayı kasıyor ve burada şöyle bir toplu oluyor. Onu sevmiyorum. Onun için rahat bir dönüş olması için mutlaka siz de 4 tane zincir çekin. Eliniz çok sıkı da şu aşağı kısımlarında 4 tane çekiyorsanız o zaman burada 5 tane çekin. Şimdi ben de yaka kesimine başladığımız için 4 zincire çıkartıyorum kenardaki zincirlerimi. 1, 2, 3 ve 4. 9 tane yaka trabzanımı yaptıktan sonra modelimize devam edelim. Kesme işlemine de başlayalım. Kol kesimini biraz daha yukarıdan yapacağım. Şimdi toplam 2, 4, 6, 8, 9 tane yaka trabzanımı yaptım. Şimdi burada bu alt sıradaki kelebeğimizin üzerine V kutusu yapacağız. Ama buraya kesme yapacağımız için V kutusu yapmayacağız. Sadece tek bir tane trabzan yapacağız. Ve burada yaka trabzanlarından sonra V kutusunun trabzanını yaparken iki tane zincir çekiyorduk. Şimdi bu trabzanların yanından zincirsiz olarak direkt batış yapacağım. Tığımı doladım. Buradaki boşluğuma yine batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Burada tek bir tane trabzanımı yaptım. V kutusu yapmıyorum. Tığımı direkt doladım iki zincirden sonra. Ve yandaki dört tane trabzanıma geçiyorum.
Buradaki trabzanlarımı yine 4 tane yapıyorum. Buradan sonraki işlemler yine alt sırada nasıl geldiysek yukarıya doğru aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Sadece başlangıçtaki kelebeğe tek bir tane ikili trabzan yaptık. Ama trabzan tarafında yani yaka tarafında olan zincirlerini de çekmedik. Kesme yapacağımız için. Şimdi bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Yani dediğim gibi aşağıda nasıl ördüysek burada da aynı şekilde örerek V'lerimi oluşturarak geliyorum. Daha sonra buradaki kelebeklerimi de yapıyorum. Normal V kutularımın üzerine şuradaki gibi kelebeklerimi yaparak geliyorum. En son şuradaki tek yapmış olduğumuz trabzana kadar. Bunun yanındaki şu 4 tane dolguya kadar yapalım. Ve oradan şurada yaka kesiminin nasıl olduğunu göstereceğim. Yaka kesimi için şimdi ne yapmıştık? Sıramı tamamladım ve buradaki tekli trabzanıma geldim. Hemen yine kısa özet geçeyim. Tam net anlaşılsın. 24. sıra, pardon, 23. sıranın arkadaki V kutularını yaparken yaka trabzanının yanındaki kelebeğin üzerine tek bir tane trabzan yapıyoruz. Trabzanların yaka trabzanların olduğu tarafa zincir çekmeden direkt trabzanımızı yapıyoruz ve iki zincir çekerek yanındaki trabzanlardan ve şu kelebeğin üzerine V kutusu şeklini yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Yani sadece burada bir farklılık yapıyoruz. Sıramızı tamamladıktan sonra yine alt sıralardaki gibi kelebeklerimizi örerek geliyoruz. Buradaki şu tek yapmış olduğumuz trabzan ve yanındaki 4 tane trabzana kadar. Şu an sonuncu kelebeğimi yaptım. Burada şimdi kelebeği de keseceğiz. Yanındaki trabzanları da keseceğiz bu sıramızda. Tığımı doluyorum ve burada şu 4 trabzanın şu ortadaki 2 tanenin üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağım sadece. Yani 4'ü 2'ye düşürüyorum. Sağ ve solundakileri bırakarak bu şekilde. Ortadakilere battım. Biraz bol ördüğüm için boşluk oldu orası. Tığımın başını doluyorum ve direkt buradan şu tek yapmış olduğum trabzanın göbeğini doladım. Buraya şu kelebeğin tek kanadını yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı şekilde 3-3 çıkıyorum. Kelebeği tek bir kere de kesmiyorum burada. Pat diye kesersem hem kötü görüntü olur hem de boşluk olur. Tek bir kanadını yaptım. Sadece yarısını yapıyorum ve yarısını kestim. Ve tığımı doladım. Direkt olarak yakadaki trabzanlarıma geçiyorum. Zincir falan çekmiyorum. Hemen hızlıca yaka trabzanlarımı geçeyim. Trabzanlarımı tamamladım. 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve döndüm. Şimdi burada bakın burada kesmiş olduk. Bir tanesini kesmiş olduk. Şurada da 2 tane trabzanımız var. Burası zaten yaka trabzanlarıyla birleşti. Yine yakadaki trabzanlarımı yapıyorum. Sayınıza dikkat edin burada yine 9 tane. Buradaki şu karışıklık kafanızı karıştırmasın. Trabzanlarınızın sayısı değişir yoksa. Hani saymazsanız eksilip çoğaltmayın orada. Hemen sayıyorum. 2, 4, 5, 8 ve 9 tane trabzanımı yaka için yaptım. Burada şimdi şuradaki tek kanatlı yapmış olduğum kelebeği bırakıyorum. Yanındaki 2 tane trabzanım var. Bu iki trabzanın ortasına direkt olarak bakın kesinlikle zincir çekmiyorum ki şu trabzanla kesmelerin arasında bir boşluk oluşmasın. Direkt olarak bunların şu üstüne yani iki trabzanın üstüne batıyorum. Tek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir üst sırada bunu da atlayacağım. Buradan pat diye bu tarafa geçiş yaparsam biraz boşluk oluyor. Onun için buraya tek bir trabzanı yaptım.
1, 2 zincirimi çekiyorum ve yanındaki kelebeğin üzerine V kutumu yapıyorum. Direkt olarak buradaki kelebeği kesip yanındakini kesmeye başlamıyorum. Sadece bir taneyi kesip bir sıra kelebek örüyorum. Daha sonra kesim yapacağım yine. Şöyle göstereyim. Daha net anlaşılsın. Bakın şu benim ilk kesmem. Bu sırada kestim, geldim. Bir üst sırada bir tane kelebeğimi örüyorum. Daha sonra ondan sonraki sırada kesmemi yapıyorum. Yani kademeli kesme yaptığım için burada çok fazla göze batmıyor kesmem. Zaten ben çok büyük beden olmadığı için küçük bir kesme yaptım. Ve onun içinde genellikle kol ve yaka kesimi aynı sıralardan başlar bu yeleklerde. Ama ben bir sıra kesip bir sıra örüp sonra kesme işlemi yaptığım için biraz aşağıdan başladım. Şimdi burada farklı bir işlem yapmıyorum. Tekrar iki zincirimi çekip sıramı olması gerektiği gibi örüyorum. Arka tarafında olduğum için 4 trabzan bir tane V kutusu şeklinde sıramı tamamlıyorum. Üst tarafında da farklı bir şey yapmayacağız. Yine aynı şekilde kelebek sırasını örerek tamamlayacağız. Burada şimdi örüyorum sıramı. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sıramı ördükten sonra tamamlıyorum. Ön yüzünden de tekrar şu örmüş olduğumuz sıramızı tamamlayalım. Kelebeklerimizi yapıp buradaki V kutusuna kadar gelelim. Şuradaki trabzanı atlayacağız. Onu da göstereyim ki burada sayınız çoğalmasın. Sıramı örerek tamamladım. Bakın şu bizim kesmiş olduğumuz kelebeğimizdi. Kelebeğimizin üzerine normal bir sıra örgümüzü ördük. Kesme işlemi falan yapmadık. Şurada kesmiş olduğumuz kelebeğin yanındaki trabzanın üzerine tek bir trabzan yapmıştık. Şimdi kelebekten trabzanlara geçerken yaka trabzanlarına bunun üzerine atlıyorum. Buraya şaşırıp da batarsanız bu kez bu yakadaki trabzanlarınız 10 taneye çıkar. Kesme yapmamış olursunuz. Bir tanesini atlıyorum. İkincisinden direkt olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi yaka trabzanlarını sonuna kadar ördükten sonra tekrar şu kelebeğe kadar örelim ve oradan devam edelim. Yaka trabzanlarımın dönüşünü de tamamladım. Şimdi burada artık alt sıradaki kesmeyi tamamladık. Tekrardan bir tane daha kelebeğimizi keseceğiz. Trabzanlardan sonra direkt olarak tığımın başını doluyorum. Yanındaki kelebeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Alt sıradakinin aynısını yapacağız. Ve tekrar iki zincir çekip 4 tane trabzanımı örmeye devam ediyorum. Yine modelime devam ediyorum. Aslında alt sıranın aynısı ama ben yine örerek sizlere göstermek istiyorum. Şimdi buradaki kesmemize kadar yine arka tarafını normal V'lerimi ve trabzanlarımı trabzan yapıyorum. Tekrar dönüyorum ve şuradaki tekli trabzanıma kadar geliyorum. Tekrardan kesme yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi bir önceki kelebekten sonra şuradaki tekli trabzanım keseceğim kelebeğim. Yani şunu keseceğiz. Ondan önceki trabzanları da keseceğiz. Ondan önceki şu kelebekten sonra tığımı doluyorum. Ve bu 4 tanenin ortadakinin yine ikisinin üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. İki sağdan, bir sağdan bir soldan 2 tane kesmiş oldum. 2 trabzandan sonra tığımı doladım ve buradaki tekli trabzanıma yine yarım bir kelebek yapıyorum. Altı taneden sonra 3-3 çıkarak kelebeğimin tek kanadını tamamlıyorum. Ben 2 tane kesme yaptım. Çok büyük beden olmadığı için. Siz bedenleriniz büyüdükçe kesme işlemini daha çok yapabilirsiniz. Ve direkt olarak yaka trabzanıma geçiyorum. Buradan yukarıya artık sabit gidecek. Bu arada kol kesmesini de atlamıyorum. Kolumuzu da şimdi keseceğiz. Ben kolu kelebek sırası 25 tane olunca kesiyorum. Çok aşırı alçak bir kol yapmadım.
Yani orta kararda bir kol kesimi yaptım. Yaka kesimini şöyle bir kes bir ör yapacağımız için bayağı aşağıdan başladık. Şimdi kol da bu sırada benim 25. sıram zaten şu kelebeklerimin. Kolu da buradan keseceğim şimdi. Dönüş sırasında keseceğim. Burada sıranın sonuna denk geldiği için. Artık şu alt kısımdaki kesmelerimizi tamamladık. Yaka kesmelerimiz bu kadar. Şöyle net göstereyim. Bakın bu şekilde kesmemizi tamamladık. Şu birinci kelebeğimiz kestik. Şu ikinci kelebeğimiz kestik. Şimdi burada dönerken yine aynı şekilde şu iki tanenin üzerine bir trabzan yapacağım. Burayı da göstereyim. Çünkü burası da hem kesimin bittiği yer hem de kol kesiminin olduğu yer. Bu sırayı beraber geçelim. Yakadaki 4 tane zincirimi çektim. Yaka trabzanlarımı hızlıca yapıyorum. İki, dört, altı, sekiz ve dokuzuncuyu da yaptım. Şimdi burada iki tane trabzanın üzerine direkt doluyorum ve bir tane trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanınızın boyunu biraz kısa da tutabilirsiniz. Şöyle eğilim olsun diye. Şimdi iki zincir ve buradan kelebeğimi örmeye devam ediyorum. Tekrar iki zincir trabzanlarıma. Sıranın sonundaki bir tane kelebeğe kadar bu şekilde örerek geliyorum. Oradaki bir kelebeğimizi kesme işlemi yapacağız. Dediğim gibi eğer daha büyük beden başladıysanız siz yaka kesimine devam etmelisiniz. 40 bedene kadar iki tane yaka kesimi yapabilirsiniz. 40 bedene kadar kolda da şimdi keseceğimiz kadar tek bir kelebek kesebilirsiniz. 42-44 bedenlere kadar şu iki kesmeyi 3 taneye çıkartabilirsiniz yakadaki. Yani 3 kelebeği kesebilirsiniz. Kolda da isterseniz yine bir tane, yani ne kadar kol oyuntusu sevdiğinize de bağlı bu biraz. 42-44 bedende ama kolda 2 tane kelebek kesebilirsiniz. 3 tane yakada, 2 tane de koltuk altında. Biz şimdi 40 bedene kadar ördüğümüz için bunu biz tek bir kelebeği, bir trabzan bir kelebek keseceğiz. 2 tane zincirimi çektim. Şuradaki trabzanlarımı da yapıyorum. Ve burada sondaki şu kelebeğimle şuradaki trabzanımı bırakıyorum. Geri dönüş yapıyorum. Bunları kesiyorum kol kesimi için. Şimdi 1, 2, 3 zincirle döndüm. Direkt burada modelimi uygulamaya devam ediyorum. Kol kesimi de bu kadar basit. Diğer tarafta şimdi anlatacağım. Onu sadece sıranın sonuna denk geleceği için orada da sık iğne ile kesme işlemi yapacağız. Hemen şöyle bakalım şimdi. Bu örüldüğü zaman, burada şu an katlanıyor ama örüldüğü zaman diğer taraf hiç ütüsüz olmasına rağmen şöyle düz duruyor. Örüldüğü zaman bu da düz duracaktır. Şuradan göstereyim ben sizlere. Bakın bir kelebek, bir tane trabzanı burada kesme işlemi kola yaptım. Yani şu an elimizdekini ve şuradan bir sonraki trabzanları da kol trabzanı olarak çıkmaya devam ettim. Bu şekilde kol kesimini yaptık. Basit bir kol kesimi, farklı bir işlem yapmıyoruz. Şöyle şuradan görüldüğü gibi de bir kelebeğimizi kestik. İki kelebeğimizi kestik. 40 bedene kadar iki tane kesebilirsiniz. Daha fazla yaka oyuntusu isterseniz 3 tane de kesebilirsiniz. Tamamen dediğim gibi sizin tercihinize kalmış. Zaten buradaki kesim şöyle baktığınızda keserken eğilimi kendini gösteriyor. Bu arada yakada çekmiş olduğum şu 4 tane zincirimi artık tekrar 3'e indiriyorum. Şuradaki kesmemi bitirdiğim takdirde yaka zincirimi tekrar 3'e indiriyorum. Bakın benim yakamda kesinlikle kasma olmuyor. Bunun sebebi de 4 tane zinciri çektiğimde rahat bir dönüş sağlıyor. Burada şimdi
İki kesmemizi yaptık, kol kesmemizi yaptık. Artık 2, 4, 6 tane kelebek başlamıştık tamamına. Bir koldan iki yakadan kestiğimiz için toplamda 3 tane kelebeğimiz kaldı. Şöyle geniş göstereyim, net anlaşılsın. Kol ve kol kesiminden, yaka kesiminden sonra burayı artık dümdüz örmeye devam ediyoruz. 3 kelebeğimiz, kolda yine 4 trabzan, yakada 9 tane trabzan olacak şekilde. Kesmelerimizden sonra toplam 2, 4, 6, 8, 10 tane, 10 sıra kelebek. Şu kesmeden sonra 10 sıra kelebek, 10, 11. Bu da sizin şuradaki mesafeyi ne kadar sevdiğinize bağlı. Daha doğrusu daha büyük beden ve uzun boylu bir yelek yapıyorsanız burayı fazla da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde örerek tamamlıyorum. 10 sıraya da şimdi elimdeki parçamı da tamamlayacağım. Yani 10 sıraya öreceğim ve tamamlayacağım. Bu şekilde bitirmiş olacağım. Şimdi onu da bitireyim ben. Ondan sonra o bizim sol ön parçamızdı. Şu an elimdeki sağ ön parça. Sol ön parçayı anlattım. Sağ tarafında başlangıcını kısaca özet olarak anlatayım. Tabii yönleri değişiyor. Kesme ve yaka kol kesmelerinin başlangıçların. Onların detaylarını sizlerle paylaşayım. Ve kalan detaylarından devam edelim. Evet. Ben elimdeki parçamı tamamladım. Yani sol önü bitirdim. Şimdi sağ önden de zaten örmüştüm. Sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Sol ön tarafı da yine ben 75 tane trabzanla başladığım için 75 trabzan üzerine anlatıyorum. Siz hangi sayıda diğer tarafı başladıysanız aynı şekilde başlamalısınız. Ben 75 zincirimi burada da çektim. Pardon, 80 zincir çektim. Fazlasını bırakıyorum. Üzerine 75 tane ikili trabzanımı kurdum. İkili trabzanımı kurduktan sonra arka tarafını çeviriyorum. Biz az önceki modelde ne yapmıştık şurada? Yaka trabzanını başlangıca koymuştuk. Bunda ise şu kelebeğin arka tarafını kurarken yaka trabzanını sıranın sonuna kuruyoruz. Yani yönlerini değiştiriyoruz. Dediğim gibi arka taraftan bu kurulumu yaptığınız için kafanız karışabilir. Ama örmeye başladığınızda emin olun bu kadar karışıklık yaşamazsınız. Daha rahat anlarsınız. Şöyle trabzan sıramdan sonra yine aynı şekilde önce 4 tane trabzanımı yapıp ve kutularım yapmaya başlıyorum bu parçamda. Ve sıranın sonuna geldiğimde sıranın sonunda 9 tane yaka trabzanımı kuruyorum. Ondan sonra çeviriyorum. Zaten bu kurulumu yaptıktan sonra hep aynı şekilde örmeye devam edeceksiniz. Yaka trabzanı, kelebek kurulumu, sonunda da dörtlü şu 4 tane trabzan şeklinde burasını tamamlıyoruz. Yine bu kurulumu yaptıktan sonra diğer parça gibi şu kelebekleri saymalısınız. Ve bu kelebek sıranız toplamda 22 sıra olduğunda ya da siz kaç tane yaptıysanız bu boyu kendi ördüğünüz yeleğinizin boyunu o kadar sırada yaptığınız zaman 23. sıranın arka tarafının kurulumundan şuradaki yaka kesimine başlamalısınız. Bunu da yine arka taraftan yapacağız. Bizim az önceki nasıl denk gelmişti? Daha doğrusu sol ön parça. Sol ön parçayı örerken hemen başlangıca denk gelmişti. Ama yönleri değiştiği için, yani parçalar farklı yönlerde olduğu için, şimdi buradakinde ise bakın şurası ilk kesmem. Burada ise sıranın sonuna geldiğimizde en sondaki kelebeği tekli trabzan yapıyoruz. Daha sonra yaka trabzanlarına geçiyoruz. Arka taraftan kurduğumuz zaman en sondaki kelebeğe sadece tekli trabzan. Yani zaten yaka trabzanının yanından kesme yaptığımız için burayı anlayabilirsiniz. Ben yine kısaca detaylarıyla anlatmak istiyorum ki özellikle yeni başlayanlar çok daha rahat yapabilsin diye. Tekrar ön yüzü çevirdiğimiz zaman buradaki yakanın yanında bu kez az önce örmüş olduğumuz parçada sıranın sonuna denk gelmişti tek yapraklı kelebeğimiz, tek kanadı. Burada ise yakadaki trabzanların yanına denk geliyor. Yani başlangıca denk geliyor. Yine burada da 4 zincire çıkartıyorsunuz kenarı eğilime rahat olsun diye. Tek kanadını yaptıktan sonra burada şöyle tek kanadını ördükten sonra yine yanındaki 4 trabzana 2 trabzan yapıp buradaki modelinizi örmeye devam etmelisiniz. Bu şekilde
Üstteki sırada hiçbir işlem yapmıyorduk. Bir sıra kelebek örüyorduk. Sadece şuradaki örmüş olduğumuz iki trabzanın üzerine tek bir trabzan yapıyorduk. Ama kesinlikle şu yaka trabzanlarının yanına zincir çekmiyoruz. Buradaki şu uzun çubukları yaparken. Burada hiçbir işlem yapmadığımız sırada sadece bir tane ikili trabzan yapıp yakaya devam ediyoruz. Tekrar sıramızı tamamladığımızda bir kez bir sıra kesme tekniğini uyguladıktan sonra bir üst sırada yine trabzanlarımızın yani yaka trabzanımızın yanındaki kelebeği tek bir trabzan yaparak kesme işlemi için burada trabzanı V kutusunu trabzana çeviriyoruz. Ve üst sırasında yine tek kanadını yaparak buradaki kelebeğimizi de kesmiş oluyoruz. Yani kademeli kademeli olarak kesiyoruz. Zaten hani az önce örmüş olduğumuz parçayı da benimle birlikte ördüğünüz takdirde oradaki tekniği anladığınızda burayı da kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada atlamamanız gereken önemli bir nokta buradaki ters yönde olduğu için bu parçamız buradaki kol kesimi sıranın sonunda ipimiz kaldığında denk geliyor. Yani 25. sıra kelebek düzden geliyoruz. Burayı örüyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde şu bizim 25. sıramız. Burada döndüğümüzde artık kesme işlemi yapacağız. Ben buradaki kesme işlemini ipimi koparmadım. İsterseniz ipi de koparabilirsiniz. Şuradaki trabzandan devam edersiniz. Ama burada sık iğne olarak geldim. 4 trabzanım ve buradaki kelebeğimin üzerine sık iğne olarak geldim. Ve buradaki bir tane kelebekten sonraki trabzanımın üzerine zincirle çıktım. 2-3 zincirle ve normal modelimi örmeye devam ettim. Yaka trabzanın yaka kesmelerini bitirdikten sonra yakadaki zincirleri de yine burada da 3 taneye düşürmelisiniz. Çünkü burası çok bol durur o zaman 4 zincirde. Ve bu şekilde diğer tarafta ne yaptıysak yönlerini değiştirerek aynı şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Ve yine burada da aynı şekilde sıranız kaç tane ise o kadar sıranızı yapmalısınız. Yani eşit miktarda, eşit sayılarda burada da devam etmelisiniz. Bu şekilde bakın ben de burada sık iğne olarak gelmişim. Şöyle zaten belli oluyor. Şurada sık iğne olarak geldim ve buradan sırama devam ettim. Şuradaki zincirlerinizi çekmeyin. Bunları dikkat edin çekmemeye. Bakın çok fazla boşluk olmadı. Bu şekilde bu parçamızı da tamamlıyoruz. Evet. Şimdi arka tarafı da kısaca anlatmak istiyorum. Dediğim gibi videonun başında gerçekten çok kolay bir yelek. Kesmeleri de hani çok zorlanacağınız bir model değil. Bazı yeleklerin modeli çok fazla kolay oluyor ama kesmeleri gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Detaylarıyla gösterdiğime inanıyorum bunu da ve anlaşılır olduğuna inanıyorum. Evet, sağ ön parçamız da bu şekildeydi. Arka tarafından da şöyle biraz bahsetmek istiyorum. Arka tarafını bunu da ördüm ben. Dediğim gibi ön taraflarla arkası da aynı şekilde. Burada sadece tek bir farklılık yaptım. En kenarlarına 4 tane trabzan koymadım. Tek bir trabzan yaptım. Şöyle. Bunun da sebebi koltuk altını birleştirdiğimiz zaman şu iki trabzan birbirine geldiğinde çok geniş durmasın. Bütün örülmüş havasını vermek için. Onu şimdi göstereceğim sizlere birleştirirken. Buradaki sayılarımı nasıl ayarladım? Ön tarafını hemen alayım modelimi şöyle göstereyim. Ön tarafımızda 6 tane model kurmuştuk. Bu 6 tane 2, 4, 6. Bir tane de kelebeği yakadaki şu trabzanları sayıyorum. 7 tane. O zaman 7, 7, 14 olarak ben burayı kurdum. Alt sırada önler 75, 75 trabzandı. Ben de buna 150 tane trabzan üzerine kurdum bu modelimi. Kenarlarda 4 tane trabzanları yapsaydım bu sefer alt trabzanını daha fazla başlamam gerekiyordu. Ama önlerden daha geniş oldu arkası. Yani iki önü üstüne koyduğum zaman şurasında bir miktar boşluk kaldı. Yani aynı sayılarda başlayabilirsiniz. Büyük başlamanıza gerek yok arkayı. Aynı sayılarda dediğim hani burası 6, bir tane de bu 7. O zaman 7, 7, 14 arkayı başlayabilirsiniz. 8 tane geliyorsa 8, 8, 16 olarak başlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten büyük oluyor arka tarafı.
Aynı şekilde 75-75-150 tane trabzan üzerine kurdum. Aynı modelimi kurdum. Bakın hatta trabzanlarımı burada da fazla yaptım. Bunu sizlere göstermek için bu şekilde yaptım. Fazla trabzan yaptım. Bu arkadaki kurulumu yaparken kalanını kenarda ayırdım. Şimdi bunu buradan keseceğim şöyle ortasından. Hiçbir zaman zincir ya da trabzanlarınızı keserken çok yakın kesmeyin. Çünkü sökme miktarı olduğu için buradan içeriye girecektir ve üstteki örgünüzü sökecektir. Şuradan keseceğim fazlasını ve burada sıfıra sıfır, buradaki trabzanımı sıfırlayacağım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yani takılmayın, bu alt trabzanlarımız 3, 5 fazla kesinlikle problem olmaz. Onun çözümü var, kesip atabilirsiniz. Zincirin de trabzanında. Bu şekilde trabzanlarımı yaptım 75-75-150 tane. Direkt geldiğim zaman kenardaki, şuradan göstereyim. Burada bakın, trabzanın üzerine ne yapıyorduk? 4 tane trabzan, sonra V kutusu oluşturmaya başlıyorduk. Şöyle göstereyim. Sanırım görülüyor. Burada 4 trabzan, yani şunu yapıp burada V kutusunu yapıyorduk kenar kısımda, ama burada yapmadım. Sadece yukarıya çıkarken 4 zincir, pardon, 6 zincir çektim. Ve şu zeminden 3 atlayıp 4.'ye batarak V kutumu oluşturdum. Amacım burada kenarda sadece tek bir trabzan olarak gitmesi. Ve burada tek trabzan yaptım. V kutumu oluşturdum. Modelimi kurdum arkadan. Geldim. Ve burada sıranın sonunda da sonuncu V'yi yaptıktan sonra sadece tek bir tane trabzan yaptım. Bu tek trabzanımı yaptıktan sonra geriye dönüş yaptım. Şöyle göstereyim. Bunun üzerine 4 tane zincir çektim ben. Elinizin ayarına göre burayı ayarlayabilirsiniz. 4 zinciri çektim. Tığımın başını doladım ve buradaki kelebeğimi direkt olarak yapmaya başladım. Buradaki modelim aynı zaten. Sıramın sonuna geldiğimde de kelebeği yaptıktan sonra sonuncu kelebeğimi yaptım. Sonuncu kelebeğimden sonra şu kenardaki tek trabzanın üzerine şöyle yine bir tane tığımı direkt dolayarak ikili trabzan yaptım. Yani örgü boyunca sıra sonunda, sıra başında da sıra sonunda trabzan olarak yaptım. Sıranın başında zincir olarak. Buradaki V kutularını yaparken başta 6 zincir çekiyorum. V kutularını yapacağım zaman arka tarafında 6 zincirle yukarıya çıkıp direkt şuradaki V kutusunu yapmaya başlıyorum. Böyle karışık gelebilir. Ama elinize aldığınızda, dediğim gibi yaparken, o zaman ne demek istediğimi emin olun anlayacaksınız. Bu şekilde yaptım. Hemen şöyle göstereyim onun da sebebini. Bakın kenarda trabzan yapsaydım eğer. Ters parçayı almışım ama. Şuradan göstereyim. Kenarda trabzan yapsaydım. Şuradaki birleştirmelerimi yaparken. Burada 4 trabzan, burada 4 trabzan, burası çok geniş olacaktı. Ama şimdi burada tek trabzan yaptığım için ön tarafta da 4 tane yapmıştım. Buradaki birleştirmemi yaptığım zaman bakın bu şekilde sanki bütün örmüş gibi bir havada olacak yeleğim. Yani bunun için ben burada yapmadım. Ama şöyle söyleyeyim, eğer bu tekli trabzan size karışık geldiyse siz yine 4 trabzan yapın. Yani hani kafanızı karıştırmaya gerek yok ya da zorlanacağınız bir metotta yapmanıza hiç gerek yok. Hani ben o şekilde tercih ettim ama siz, oldu ki size karışık geldi. Siz yine 4 trabzanla başlayıp 4 trabzanla bitirin. Hiç önemli değil. Sadece biraz geniş olur koltuk altındaki birleştirmesi. Bu şekilde başladıktan sonra 14 tane kelebeğimi örmeye devam ettim. Yine aynı sayılarda, siz farklı yaptıysanız kendi sayınıza göre. Ben buradaki kol boyum 25 taneydi, kol kesmesine kadar önler. Burada da yine 25'e geldim. Aynı şekilde kesmemi yaptım. Buradaki tek fark, öndekilerde kenarda trabzan vardı. Bir kelebek ve artı trabzan kesmiştik. Yani şurası bir kelebek ve yanındaki trabzanı kesmiştik, sondaki. Burada trabzanım olmadığı için sadece kelebeği kestim. Bunu da birleştirdiğimiz zaman, şöyle birleştirdiğimizde şuradaki trabzanım ortada kalacak ve bu şekilde bir birleştirme olacak.
detaylı olarak birleştirdikten sonra tekrar göstereceğim. Bu şekilde kesmemi de yapıyorum. Diğer tarafta aynı. Diğer tarafta da tek kelebeği kestim. Yanındaki trabzandan devam ettim. Yine buradaki sıram 10 sıraydı. 10 kelebek sırası 10 taneyi tamamladım. Şimdi buradan sonra artık ön ve arka parçanın nasıl birleştirdiğini sizlere göstermek istiyorum. Evet, birleştirmeden devam edelim. Şöyle iki parçamı yan yana aldım. Şu an ön yüzü, yani yüzü bana bakmakta. Şu ön tarafın parçasını şöyle katlıyorum. Tersinden birleştirme yapacağım. Şöyle omuz üstleri sık iğne ile bittiği için burada şu detayı söylemeyi unuttum sanıyorum. Ben şeyde söylemiştim onu. Açıklamalı bu modelimi anlatırken o videomda söylemiştim. Burada söylemeyi unuttum. Bakın şu sondaki trabzanlarımız var ya. Mesela ördük, sıramızı tamamladık. En son kelebeğimizi yaparken kelebeğimizin şu arasındaki trabzanlarımız var. 3 sağda, 3 solda, ortada bir zincir. Buradaki sonuncu sırada ortada bir zincirimi çekmiyorum. Az önce söylemeyi unuttum, kusura bakmayın. Buradaki tek fark bu. Buradaki zincirimi çekmiyorum. Burada dümdüz bir görüntü olsun diye. Hiçbir kelebeğimin arasındaki trabzanlarda o zincirimi çekmiyorum. Daha düz bir görüntü olsun diye. Bombeli olmasın diye. Ha, bombeli de olursa olur da siz buraya kadar izlemeyip de örmüş olursanız şayet. Çok problem olmaz. Şimdi birleştirirken onu yedirirsiniz. Ama o şekilde yaparsanız daha rahat olur birleştirmeniz. Şimdi şöyle tersinden koydum. Dış tarafından kesmeye başlayacağım. Benim ipim ebru'lu olduğu için, şöyle krem tonlarında bittiği için sonu ipimin krem olan yerinden başlayacağım birleştirmeme. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle ilk trabzan tepesine batıyorum. Yani zaten karşılıklı tamamı eşit. Sadece yakadaki trabzanlarım fazla. Onları da sırasıyla tüm trabzanlarıma yedireceğim. Burada da arka tarafın parçasının da hemen ilk trabzan tepesine battım. Burada sık iğne olarak birleştirmemi yapacağım. Şuradaki ipleri de araya yedireceğim. Eğer burada kasma yaparsa örgünüz, arasına bir zincir çekebilirsiniz. Ama her bir, şöyle sıradaki zincire battım. Arkadaki sıradaki zincirin içine de batıyorum. İplerimi de içine gizleyerek burada birleştirmeye devam ediyorum. Sık iğne olarak birleştiriyorum. Dediğim gibi isterseniz bir zincir de çekebilirsiniz arasına. Hemen şöyle sıradaki, arkadakinin de atlamadan sıradaki. Karşılıklı olarak batıyorum ve burada sık iğne şeklinde birleştirmemi yapıyorum. Evet, kol üstümüzde bu şekilde birleştirelim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde birleştirmeyi yapalım. Şurada zaten buna dikkat edin. Ön ve arka parça eşit olduğu için şu trabzanlar birbirinin üstüne gelmeli. Şu kelebekler yine üst üste gelmeli. Yani hep eşit şekilde gitmeli ki şu kolda sonradan biri dışarıda biri içeride olmasın. Ve mutlaka dış tarafından birleştirmeye başlayın. Yani şu iç tarafından değil, hep dıştan, sağdan sola doğru birleştirmeye başlayın. Şimdi buraya kadar birleştiriyorum. Şu son kelebeğim de yine üst üste geldiğinde birleştiriyorum. Sadece şurada yaka trabzanım fazla. Bunu da yine bütün zincirlerime sırasıyla birleştirerek devam ediyorum. Biraz şuradaki kelebeğin üzerine gelecek ama çok önemli değil. Önemli olan eşit şekilde burayı birleştirmek. Şimdi burayı birleştirdikten sonra yan tarafların nasıl birleştiğinden devam edelim. Evet, omuzdaki birleştirmemi şöyle tamamladım. Ön yüzden de göstermek istiyorum. Bu şekilde bir birleştirme yapmış oldum. Gayet güzel ve kusursuz bir birleştirme oldu. Hemen bozmuyorum şeklini ve yan tarafından kenarlarının birleştirmesine devam ediyorum. Şöyle koltuk altından başlıyorum.
Şurası koltuk altı kısmı. Tığıma ipimi sabitledim. Burada şimdi en sondaki şu tekli trabzanımın tepesine batıyorum. Dediğim gibi size zor gelirse burada dörtlü trabzan da yaparak yine ön taraf gibi yapabilirsiniz. Trabzanın tepesine tutturdum. Karşıdaki parçanın da şöyle en baştaki trabzan tepesine tutturuyorum. Burada sık iğne ile birbirine bağladım. Koltuk altı olduğu için aynı yere tekrar batıyorum. Daha sık olsun diye. Ve ikinci kez burada sabitledim. Şimdi 1, 2, 3. Eğer burası kısarsa 4 zincir de çekebilirim. Ben tarafta olan parçanın şuradaki şu trabzanlarının şurasına batıyorum. Yani tam bir sıranın ortasına. Arkada da yine iki trabzanın arasındaki şuraya batıyorum. Trabzan boşluklarına değil. Bakın trabzan boşluklarına batarsanız ön ve arkanın birleştirmesinde dengesizlik olur. Her sırayı birbirini takip ederek birleştirme yapıyorum. Zaten ön ve arkanın parçaları eşit. Sık iğne olarak bağladım. 1, 2, 3. Tekrar trabzanın sonundaki bir altındaki trabzanla bunun arasındaki şuraya batıyorum. Arka tarafta yine son battığım yer altındaki şu iki trabzanın arasına. Bu trabzanla bunun arasındaki şu birleştirmeyi. Karşılıklı olarak. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 3 zincir önlü arkalı birleştirme olarak devam ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. Kasma olmadı. Yani zincirlerim yeterli geldi benim. Şimdi diğer tarafındayım. Bir alt sıradaki trabzanlarımı batıyorum. Karşılıklı sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir. Alttaki trabzanımın hemen ikisinin arasına. Arkada son battığım trabzanın şu son battığım yer. Geliyorum bir altındaki şu sıranın olduğu yere batıyorum sonuna. Yani nerelere batış yapıyoruz? Düz kısmından göstereyim. Şuradaki her bir sıranın ucuna batış yapıyoruz. Her bir sıranın ucuna ve şöyle göstereyim hemen nasıl olduğunu. Şimdi ben burada kremle başladım ama yani açık renk olan yerden çok belli oldu. Sökeceğim onu ve koyu renkten başlayacağım birleştirmeye. Çünkü şu birleştirmenin belli olmaması gerekiyor. Onun için yeşil ya da şu sarıyla falan birleştirmeye başlayacağım ki buradaki birleştirmem belli olmasın. Bakın diğer türlü zaten hiçbir şekilde birleştirme belli olmuyor. Şöyle netleştireyim. Eğer benim krem ipim görünmeseydi buradaki birleştirmem belli olmayacaktı. Diğer renkle şimdi ben burayı tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra yine sonra sizlere gösteririm tamamen nasıl göründüğünü. Kenar oyamızda, kenar birleştirmemiz de bu şekilde. Şimdi ben bu parçalarımı bu şekilde tamamlayayım. Ondan sonra kenar oyamızın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve artık ondan sonra da yeleğimizi tamamlıyoruz. Kenar birleştirmelerimi tamamladım. Şimdi sıra kenar oyasında. Ben yeleğimin etrafının tamamını döndüm. Sadece kolda şöyle ufak bir mesafe ayırdım sizlere göstermek için. Şimdi kısacası hemen sizlere nasıl yapıldığını göstereyim. Klasik yelek kenarı oyası diyebilirim. Yani birçok yelekte kullandığımız şöyle kenar oyası. Ben yine kısaca göstereyim. Özellikle de yeni başlayan arkadaşlar için. Modelimden sonra ya da tığınızı buraya sabitledikten sonra diyeyim. Tığımın başını doluyorum. Şurada en son battığım trabzan. Onun yanındaki şu trabzanımı atlıyorum ve bir sonrakine batarak boşluğuna batıyorum. Ve burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kol bıraktım biraz. İkili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum burada. Tekrar tığımı dolayıp şuradaki şu trabzanın boşluğunun içine direkt batarak trabzan yapıyorum. İkili trabzan
ve toplam 4 tane bu tramzanımı yapıyorum. Kenarındaki zincir de dahil 5 tane dolgusu oluyor. Şöyle 2, 4, 5. Direkt olarak doluyorum tığımı. En son battığım yer yanındaki şu tramzan boşluğunu atlıyorum. Ve bir sonraki tramzana şöyle batıyorum. İkili tramzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir ve 4 tane ikili dolgu. Üç ve dört. Zincirimi saymadan dört tane sadece trabzanı sayıyorum. Zincir dahil beş. Direkt olarak tığımı doladım. Yine yanındaki bir trabzanı atlayıp ikinci trabzana batıyorum. Bu şekilde. Bütün yelek etrafını döndüm bu şekilde. Tamamında da iki trabzanı atladım. Bir trabzanı atladım. İkinciye battım. Sadece yaka kısmının dönme yerinde birazcık yakın mesafe batışı yaptım. Orayı da şimdi sizlere gösteririm. Şöyle 4 tane yaptım ve burada tamamladım. Bakın başlangıç yerime geldim. Burada isterseniz dolgunuzdan sonra direkt buraya batabilirsiniz. İsterseniz şuraya da batabilirsiniz. Şuradaki zincirin içine tamamen bütün örülmüş havasını vermek için. Buraya sabitliyorum. Şöyle kestim. Ve kenar oyamı tamamladım. Bu şekilde. Burada ebru ip kullandığım için dikkat ettiğim nokta şu oldu. Şöyle diğer kolu da göstereyim. Mümkün olduğunca kenar oyasını geçerken aynı renk tonlarıyla aynı yerleri geçmeye özen gösterdim. Buradaki kolumun ön tarafına yeşil tonları gelmişti. Arka tarafına krem tonları gelmişti. Diğer kola da aynı şekilde dikkat ettim. Bakın burada da ön tarafa yeşili getirdim. Arka tarafa kremi getirdim. Ayrıyeten yaka kısımları da aynı şekilde. Şimdi biraz geniş açı olarak sizlere göstereceğim yeleğimi. Burada yaka kısmını bir tarafında şöyle kremin koyu renginden başladığım için karşı tarafı da aynı renk tonuyla denk getirdim. Aynı şekilde ördüm. Şöyle etek uçlarına doğru hatta krem rengine değişti. Ebru ip olduğu için o şekilde denk getirmeye çalıştım. Şimdi sizlere şu kenardaki birleştirmeyi gösterecektim. Bakın şurası bizim kenar birleştirmemiz. Şöyle. Gerçekten giyildiğinde de hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Şöyle göstereyim. Burası kenar zincirimiz. Şöyle üst kısmından da kenar birleştirmemiz. Tamamen bütün örülmüş havada bir yelek oldu. Gayet güzel durdu bence. Böyle yaparsanız sizler de daha hoş duracaktır. Diğer türlü arka tarafına trabzan yaparsanız burası bir miktar daha geniş duracaktır. Onda da çok problem olmaz. Sadece şöyle trabzandan katlarsınız kenarını. Giydiğinizde biraz geniş durur. Ama çok önemli değil açıkçası. Ben böyle yapmayı tercih ettim ve sizlerle de tüm detaylarını paylaştığım için bunu da paylaşmak istedim. Evet, bütün kenar oyamı tamamladım. Etek ucunu da göstereyim yakın olarak. Şöyle. Etek ucunu da bu şekilde yaptım. Şurayı da göstereyim hemen detay olarak. Bakın şuradaki şu yaka dönmelerimiz, yani kesmelerin olduğu şu dönme kısımlarında kenar oyasını yaparken şurada mesela hemen şuraya batmışım. Videoda da görünüyor zaten. Buraya batmışım. Burada yakın mesafeler batışlarını yapabilirsiniz. Eğer şuradaki kenar oyanız toplarsa yakın mesafe. Eğer toplamazsa yine bir atla bir bat şeklinde yapabilirsiniz. Şöyle buralara bakın. Bakın şurası toplamış. Ve ben burada iki tane batışımı yan yana yapmışım. Yani burada atlamamışım. Zaten eliniz onun ayarını verebilir. Ördükçe anlayabilirsiniz. Şöyle baktığınızda. Ve burada bağlama ipimi yaptım. Kenar oyasından da bahsettim. Hemen bağlama ipime geçmeden şurayı da göstereyim. Burada da dönme yerlerinde de en uç kısımlarda birbirine yakın batışlar yaptım. Ve şöyle en uçtaki kısma buradan geldiğimde bir battım. Oyasını yaptım. Döndüğüm zaman alt kısmına tekrar aynı yere battım. Ve burada kesinlikle toplama yapmadım. Geniş bir şekilde durdu. Bağlama ipini de klasik bir bağlama ipi yaptım. 110 tane zincir üzerine bir sıra kaydırma tekniği yaptım. Bu yeleğimde göstermedim. Ben genelde bütün yeleklerimde gösteriyorum. Artık
Bilenler diğer videolarımdan da biliyorlar. Klasik bağlama ipi 110 zincir üzerine kaydırma tekniği yapıyorum ben hep. Şöyle ipimi kalınlaştırıyorum. Bence çok hoş ve daha güzel duruyor. Şöyle yonca şeklinde de bir çiçek motifi yaptım uç kısmına. Bağlama ipimiz de bu şekilde oldu. Ve yeleğimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi sizlere beden ölçülerinden ve hangi bedene hangi sayılarda başlamanız gerektiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle bir kameramı uzaklaştırıp sizlere bütün yeleğim nasıl olmuş bir göstereceğim. Evet, sizlere şimdi şöyle geniş olarak yeleğimi bir göstermek istiyorum. Gösterebildiğim kadar şöyle görmüş olduğunuz gibi tüm yeleğim bu şekilde. Gerçekten hoş bir yelek oldu. Biraz hani örmesi uzun sürebilir ama ortaya çıkan sonuç gerçekten çok güzel. Şu şekilde şöyle bakın kenarlarımız gayet muntazam ve güzel bir birleştirme şekliyle çok hoş oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çok güzel bir yelek oldu. Evet, yeleğimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi sizlere hangi bedene hangi sayılarda başlamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Ayrıca bu yeleğimizin kaç beden olduğunu şimdi sizlere göstereyim ve söyleyeyim. Metre olarak da sayı olarak da. Evet, yeleğimizin bedeninden de hemen bahsedelim. Benim yeleğim 38 bedene rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Yani 38-40 beden arası bir yelek oldu. 40 bedene kadar kullanılabilir. Verdiğim ölçüleri, metre ölçülerini kendinize ölçerseniz o şekilde eğer sizlere uygunsa 40 beden olarak aynı sayılarda başlayabilirsiniz. Eğer sizlere küçük gelirse şimdi verecek olduğum farklı beden ölçülerinde de kendinize başlayabilirsiniz. Ben yeleğim için toplam 3 adet yumak kullandım. 3 tane ip gittim. Yeleğimin şöyle ölçülerini de kısaca söyleyeyim sizlere. Hemen. Yeleğimin şu ön tarafları 25 santim oldu. Her bir önü 25-25, 50 santim. Arka tarafı da yine 50 santim oldu. Toplam bütün yelek boyu, eni pardon, şu kenar oyaları da dahil 100 santim oldu. Boyumuz bütün boy kenar oyası da dahil 68 santim. Kollarımızın eni ise yani şu kısımları. Kesmiş olduğumuz koldan ve yakadan sonraki şu enimiz 15 santim. Şuradaki kol boyumuz 17 santim. Yeleğimizin ölçüleri bu şekilde. Şimdi sizlere diğer ölçülerden de bahsetmek istiyorum. Hangi bedene kaç tane kelebek modeliyle başlamalısınız? 36 beden yapacaksanız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eklemek istediğiniz her beden için yani bedeni büyütmek istediğinizde sizler şurada bir tane kelebek ve şuradaki dörtlü trabzan yan yana dört tane trabzan olan kısmı eklemelisiniz. Yani çoğaltma bu şekilde yapılmalı. Mesela burada 2, 4, 6 tane kelebeğimiz var. Bu 6 kelebeğe siz ekleme yapacaksanız buradaki trabzandan sonra bir tane daha kelebek ve bir tane daha trabzan olarak eklemelisiniz. Ve bu bir kelebek modeli 4 trabzan 11 tane trabzan üzerine kuruluyor. Ekleme yaparken bu şekilde 11-11 olarak arttırma yapmalısınız. 36 beden yapacaksanız yine öndeki trabzanlarınızı 6 kelebek yapabilirsiniz. Şöyle kenar oyası geçmeden 23 santime denk geliyor burası. 23 santim olarak arka tarafını ise 13 tane kelebek modeli kurabilirsiniz. 13 kelebek modeli de 49 santime ölçüsünde denk gelmekte. 38 bedeni bu şekilde yapabilirsiniz. 40 beden eğer bu ölçüler sizlere küçük gelirse bu kez ön tarafları 7'şer kelebek yapabilirsiniz. Burada 6 idi. Birer tane daha önlere eklersiniz. 7 kelebek olur ve bu da 28 santim olur. Şu önlerinizin eni. Arka tarafını ise 8-8 yani burası 7 oldu mu yaka trabzanı da bir tane kelebek sayılıyor. Bu kez 8-8 16 tane de arka tarafına kelebek modelini kurmalısınız. 16 tane kelebek de 60 santim ölçülerinde oluyor. Yani enimiz 60 santim oluyor. 42 bedeni de yine 7 kelebek kurabilirsiniz.
Yine o da 28 santime denk gelmekte. Arka tarafını ise 42 bedende bir tane kelebek büyüterek 17 tane kelebek başlamalısınız. 17 kelebek de 64 santime denk gelmekte. 44 bedeninde şu ön kısımları 8 kelebek olarak başlamalısınız ve bu da 31 santime denk gelir. Şuradaki tek bir ön, 2 ön 31-31 olur. Arka tarafını ise 18 tane kelebek modeli kurmalısınız. 18 tane kelebeğimiz de 68 santime denk gelmekte. 46 bedene de yine 8 kelebek başlayabilirsiniz. Bu ön taraflara yine 46 bedendeki 8 kelebek de 31 santime eşdeğerdir. Tek bir ön. Arka tarafını büyütebilirsiniz. Yani burada 2-2 sayılarımız gitmekte. 44 ve 46 bedeni 8 kelebek önleri. Ama 44 beden 18 ise 46 bedeni 19'a arka tarafta çıkarmalısınız. Bu şekilde arka tarafı da 19 kelebek yaptığınız takdirde bütün eni 73 santime denk gelmekte. 48 beden yani daha da büyük beden yapacaksanız bu kez buradaki ölçünüzü yani ön kelebeklerinizi 9 tane yapabilirsiniz. 9 kelebek şu yaka trabzanı da dahil 34 santime denk gelmekte. Bayağı büyük, evet ama büyük beden örenler çok var. Onun için bütün sayıları vermeye çalışıyorum. 9 kelebek yaka trabzanı 34 santim dedim. Arka tarafını ise 20 tane kelebek başlayabilirsiniz. 20 kelebek de 76 santime denk gelmekte. Bütün eni. Boyu zaten size kalmış. Eğer hani buradaki 9 kelebek çok fazla geniş derseniz burayı 8 kelebeğe de düşürebilirsiniz. Yani önleri 31 santim olarak başlayabilirsiniz. 8 kelebek, arka tarafını yine 20 yaparsınız. Daha bol bir arka ense örgüsü olabilir. Dediğim gibi buradaki çoğaltmalarınızı hep 11, 11, 11 yapmalısınız. Sizlere şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ben burada beden ölçülerini verirken mesela siz 46 beden yapacaksanız bir kağıda not alın. Önler 8 kelebek, 8 kelebek olarak yazın. 8 kelebek 31 santime eş geldiğinde hani ona denk geldiğini de yazın. Arka taraf 11, pardon, arka taraf 19 kelebek olarak yani 73 santim olarak hani bunların hepsinin notunu alın ve ona göre burada 11, 11 olarak sayınızı ayarlayın. 2, 4, 6 tane sayıya ben sanırım 75 trabzana başlamıştım. Siz bunu 7'ye çıkaracaksanız 75'e 11 ekleyin. 8'e çıkaracaksanız 75'e 11, 11, 22, 75 artı 22 yapın. Yani kalemle not aldığınız takdirde sayıları hesaplamanız da her zaman çok kolay olacaktır. Evet, eleğimizin yapılışı bu kadar. Elimden geldiğince bütün beden ölçülerini de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Sizlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu çok şeker, çok şık bayan yeleğinin yapılışıyla da sizleri baş başa bırakıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni, yorum, paylaşım yaparak da destek olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, yorumlar yaptığınız için şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkese huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.